Farkları 6 olan iki sayıdan büyük olanın küçük olanın 3 katından 12 eksik olduğunu söylüyor. Şimdi birisini arkadaşlar hangisini sormuş küçük. O zaman küçüğe x diyelim büyüğe x artı 6 böylece bir hamlede küçüğü bulalım. Şimdi büyük olan küçük olanın 3 katından 12 eksik. Dolayısıyla buradan 18 eşittir 2x, x eşittir 9, c şıkkı oldu. Bir kısmı 3 kişilik, Diğer kısmı 4 kişilik olan 21 bank varmış. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 76 kişilik olduğuna göre 4 kişilik bank sayısı kaçtır? Ne yapacağım? 4 kişilik banka arkadaşlar x tane diyeceğim. 3 kişiliğe de 21-x diyeceğim. Ben mümkün olduğunca sorularda arkadaşlar önemine binaen tek bilinmeyen kullanmaya çalışıyorum. Siz de böyle yaparsanız sevinirim. Belli alışkanlıklar oluyor mu? zaten siz o alışkanlıklarınızla bir yere kadar geliyorsunuz. Tavsiyelerimizi dinlemenizi... Öneririm arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olacak? Ee, x 4 kişilik o zaman 4x tane kişilik kişilik olacak ne demekse. 4x tane oturma yeri olacak. Sonra 21-x 3 ile çarpacağız. 63-3x arkadaşlar eşittir 76. Böylece x buradan ne geldi bakın 13 tek hamlede bulmuş olduk. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer oturunca 12 öğrenci ayakta kalıyor. 4'er 4'er oturunca 3 sıra boşta kalıyor. Ben bu soruların denklemlerinin kurulmasını çok önemsiyorum. Çünkü arkadaşlar problemler böyle birden yeni nesil soru çözeyim de hemen oturtayım değil. Özseymen'in soruları çok güzel bence. Problem konusunda ben başarılı olduklarını düşünüyorum ve Genel olarak arkadaşlar bu tarz temel denklemlerin anlaşılmasının o sorular için çok önemli olduğuna inanıyorum. Düşünme beceriniz de artıyor hem. Burada üçer üçer oturunca 12 öğrenci ayakta kalıyor ya. Sabit olan şeyler sizin için çok önemli. Öğrenci sayısı değişmiyor. Her bir sıraya arkadaşlar 3 öğrenci oturursa. S tane sıraya 3 S tane öğrenci oturur. Böylece 12 tane öğrenci ayakta kalır. Toplam öğrenci sayısı bu olur. Sonra dörder dörder oturduklarında her bir sırayı arkadaşlar 4 tane öğrenci oturursa 3 tanesi boş kalıyor. Bak 8 eksi 3 ile 4'ü çarpacağız. Dolayısıyla 3s artı 12 de öğrenci sayısı. 4s eksi 12 de öğrenci sayısı. s buradan ne geldi? 24. Yerine yazarsak arkadaşlar şimdi burada bu ne olacak? s 24, 24 çarpı 3 72 artı 12'den 84 öğrenci varmış B şıkkı. Takılma ihtimalinizin yüksek olduğunu düşündüğüm bir soru arkadaşlar. Şimdi bir tane prizi böyle kullandık zaten. Buraya mecburen telefon takamayız. Bu prizlerden bir tanesini kullanacağız. Şimdi 4 bölmeliği fazla kullanmam lazım. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi 4 bölmeliden bir sürü kullandığımı düşünün. Yalnız burada her seferinde ne olacak? Bir tanesini arkadaşlar kullandığımız için Bakın 1, 2, 3 hakkımız kalacak. Çünkü bir tanesine mecburen diğer prizi bağlayacağım. Aynı şekilde diyelim ikili bağladınız. Buna da yeni prizi bağlayacağım için bakın onun da 2 tane hakkı oluyor. En son böyle yaptık yaptık yaptık. En sonuncusunu kaçlı ayarlarım? Dörtlü. Neden? Sonuncusunu artık bağladım bitti. Buna böylece bakın 4 tane telefon bağlama hakkım olur. En fazla dediği için bunu düşünmeliydiniz. Demek ki bir tanesini arkadaşlar dörtlü bağlayacağım. Diğer kalan x tanesine 3 tane telefon bağlayabileceğim. Bir telefon buraya, bir telefon buraya, bir telefon buraya. Sonuncusuna da mecburen diğer prizi bağlıyorum. Sonra yine üçlülerden kaç tane var elimde? Bakın 30 taneden bir tanesini kullandım en son dörtlü olarak. Geriye 29 tane kaldı. 29 tanenin x tanesine 3 telefon. Kalan 29 eksi x tanesine de kaç? 2 gördünüz mü burayı? Haliyle toplam buradan da 79. Gerçekten böyle güzel bir yorum arkadaşlar. 3x artı 58 eksi 2x artı 4 e, eşittir 79. Buradan x eşittir 58. 4 daha kaç yapıyor? 62, 79'u çıkarırsak 17. Cevaba sıkın 17 demeyin. Çünkü 17 dörtlü tamam ama bir tane de ekstra bir dörtlü kullandık ya sonunda. Toplam 18 tane dörtlüymüş arkadaşlar B şıkkı. Denklemleri yapalım. Kızların sayısına K diyelim arkadaşlar. Şimdi kızların 2 katı ile erkeklerinin 3 katının toplamı 140'mış. Bu birinci denklem. İkinci denklem kızların sayısının 3 katının 1 eksiği erkeklerin sayısına eşitmiş. O zaman hemen 2K artı 3, 3K eksi 1 eşittir 140 diyelim. Böylece 2, 3 daha 5K. Eksi 3 oldu arkadaşlar. Pardon şurayı düzelteyim. 3 çarpı 3, 9. 2 daha 11K oldu. 11K eksi 3 eşittir 140. 11K buradan 143. Demek ki K neymiş? 13. Kızların sayısı değişik oldu. İnsanlar nasıl oturacak mecburen bu masa düzeninde? Ancak burada otururlar. İşte burada otururlar. Burada 3 kişi oturur. Burada böyle 3 kişi oturur. Burada burada oturur. Buradan da göstereyim böyle. Bunlar böyle oturacak arkadaşlar. Şimdi karşılıklı bu iki kenar buralarda 3 9 9 18 insan oturuyor. Şimdi burada kaç tane 1 2 3 4 nokta nokta x tane sıra var. X sırada arkadaşlar her bir sırada 3 kişi oturduğuna göre 3x tane insan oturacak burada. Karşılığında da yine 3x tane insan oturacak. Dolayısıyla bunların toplamı 120. Buradan 6x eşittir 102. x ne geldi? 17. Şimdi bir sırada bakın şöyle bir sırada kaç tane kare var? 3. O zaman 17 sırada 17 çarpı 3'ten 51 kare olur. Şimdi burada tavuk sayısını arkadaşlar t diyelim. O zaman 3 tane damga varsa 3t damga olur. Sonra yine köpek sayısına da k diyelim. 2 damga da 10'da varmış. Toplam 40 bu damga sayısı. Sonra e, ayak sayısı tavuğun ne olur arkadaşlar? T tane tavuktan 2 T tane. Yine köpeğin ayak sayısı ne olacak arkadaşlar? 4 tane. K tane köpek vardı. 4 K tane oldu. Bunların şimdi ayak sayıları kafa sayılarının 3 katı. Dolayısıyla buradan 2 T artı 4 K eşittir. 3 K artı 3 T. Bu dolayısıyla k neye eşit oldu? T'ye. Güzel. O zaman bir tanesinde artık k yerine böyle t yazayım. 5t eşittir 40'tan t 8. Tavuk sayısı 8. Köpek sayısı da 8 zaten a şıkkı. Kesir problemlerinin bazılarında ben şunu yapıyorum arkadaşlar. Aynı cins şeyin hep kesirleri alınıyorsa bu soruda bakın hep yolun. Hep yolun 1 bölü 4'ü, yolun 1 bölü 4'ü, yolun 1 bölü 10'u, yolun 1 bölü 5'i, yolun 1 bölü 3 şeklinde olursa Paydalarını çarpıyorum ciddi kesirlerle uğraşmamak için. 4 kere 5, sonra 10, sonra 3. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama bana daha pratik geliyor. Aklınızda bulunsun, deneyince siz de daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Ama kesir muhakkak hep aynı şeyin kesri olması lazım. Burada hep yolun kesri. 20 çarpı 10, 200, 3 çarpı buradan 600. Diyeceğim ki yol 600x olsun. 600x'in arkadaşlar Oğuzhan önce 1 bölü 4'ünü gitti. 1 bölü 4 600 x demeyeyim k diyeyim karışmasın oradaki x ile. 600 k'nın 1 bölü 4'üne giderse 150 k gitti mi? Sonra kalan yol ne kadar? 450. 1 bölü 5'i kadar daha gitti. 90 k. Geldik Celil'e. Celil, e. Celil 600 k'nın onda biri 60 k gitti. Geriye 540 kaldı mı? 3'e böl 180 k daha gitti. Aralarında böyle bir mesafe var şimdi. 150-90 daha 240. 60 daha 380 daha şey 180 de arkadaşlar pardon e, 480 oldu. Dolayısıyla 480 k gittiler. Geriye ne kadar yol kaldı aralarında? 120 k aralarındaki mesafe. 120 k soruda kaça eşit verilmiş? 36 metre. Tüm yol kaç kaydı? 600 k. O zaman buradan bu bunun 5 katı yine 5 katını al. 180 metreymiş x uzunluğu. Bakın böyle kolayca bulabiliyoruz. Kesirlerle de uğraşmadım hiç. Aşağıdaki düz bir caddenin bir tarafına yerleştirilen eş büfeler modellenmiştir. Cadde üzerine yerleştirilen büfelerin aralarındaki mesafeler soldan sağa doğru sırasıyla 1, 3, 5 nokta nokta artıyormuş bakın. Caddenin başı olan A noktası ile sonu olan B noktası arasında uzaklık 145 metre. Buna göre bu büfeler arasındaki ikişer metre boşluk kalmak ve büfe sayısı değişmemek koşuluyla yerleştirilirse sol baştaki büfenin sol köşesi ile sağ baştaki büfenin ...sağ köşesi arasındaki uzaklık kaç metre olur denmiş. Her birinin uzunluğu x olsun arkadaşlar. Dolayısıyla kaç tane var bu şekilde? E, 21'e kadar gittiğine göre önce anlayalım. 21-1 eksi bölü 2 artı 1. Kaç tane burada 1, 3, 5 gibi terim olduğunu anlayacağız. Dolayısıyla 20 bölü 2, 10, 11 oldu arkadaşlar. 11 aralık varsa... Böyle 11 terim olduğu için burada bakın 11 tane böyle aralık var. O zaman kaç tane e -e -e büfe olur? 12 tane. Çünkü aralık sayısının bir fazlası kadar olacak. 12x bunların uzunluğu. Sonra 1'den 21'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Tek sayılarda şunu hatırlayın. 2n-1 dersek n buradan arkadaşlar 11 olur. Karesini aldığımız zaman zaten terim sayısını gerçi 11 bulmuştuk. 121 eşittir 145. 12x eşittir 24, x eşittir buradan ne geldi? 2. Şimdi buna göre artık ne yapacağız? Bunların her birinin uzunluğu 2 metre. Bir de arkadaşlar aralarına artık 2 metre girecek, tamam mı? Dolayısıyla böyle böyle en son durumda işte e, aralarında böyle 2 metre olmaya devam edecek. 11 boşluk var aralarında, toplam 12 taneler çünkü. 11 boşluk 11 çarpı 2'den 22 metre. Her birinin uzunluğu 2 metre. Kaç tane var bunlardan? 12 tane ev var arkadaşlar. 2 çarpı 12'den 24 geldi. Toplayınca 46 metre olacakmış E şıkkı. Üçgen sayısının 3 katı, dörtgen sayısının 5 katına ve beşgen sayısının da 2 katına eşitmiş. Ne yapalım? Tabii ki yine klasik yaptığımız arkadaşlar. Paydalarını eşitler gibi. Bunu o zaman 30'da eşitleriz. 10K deriz dörtgen sayısına buradan 6k deriz. Beşgen sayısında arkadaşlar 15k deriz. Şimdi hemen size şunu söyleyeyim. Bir düzgün beşgende herhangi bir köşesinden böyle bakın köşegenler çizdiğiniz zaman böylece 3 tane üçgene ayrılır. Dolayısıyla 15k'dan toplam 45k tane üçgen gelecek. Bir dörtgene zaten arkadaşlar böyle bir köşesinden 2 tane üçgen ayırabilirsiniz. Buradan da 12k üçgen oldu. Şimdi burada zaten 10K üçgen var. Toplamları 45, 12 daha 57, 10 daha 67K. 67K 1072 üçgene eşitmiş. K da arkadaşlar buradan 16 oldu. Bizden sayfa sayısını istiyor. 45, 10 daha pardon. 16, 15 daha 31 yaptı. 31 çarpı 16'dan 496 tane sayfa var arkadaşlar D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapabiliriz bakın. 12 bilyeyi böyle eşit kollu terazilere 6 tanesini buraya 6 tanesini buraya koyarız. Mecburen bunlardan bir tanesi ağır olduğu için şöyle bir tanesi ağır olan böyle aşağı doğru çöker. Dolayısıyla şunlar eşit olur. Buradaki 6 tanesinden bir tanesinin farklı olduğunu anlarız. Artık bunları devre dışı bırakabiliriz. Kalan 6 tanesini de yine böyle üçlü koyarız arkadaşlar. Yine bunlardan bir tanesi ağır basacağı için diğerlerinden daha ağır olduğu için eşit olmayacak terazi bir tanesi biraz daha aşağı çökecek. Dolayısıyla yine yukarıda kalan 3 taneyi eleriz. Aşağıda kalan bu 3 tanenin içinde garanti vardır. Yani birinci adımı yaptık, ikinci adımı yaptık. Artık üçüncü adımda şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Tartıyı düzgünce göstereyim şöyle. Koyduk bir herhangi iki tanesini tamam mı? Diğeri dışarıda kaldı. Eğer terazi dengede ise bu farklıdır. Eğer terazide bir tanesi böyle ağır bastı, diğeri yukarıda kaldıysa farklı olan budur. Dolayısıyla üçüncü adımda bakın kesinlikle bulmuş oluyoruz. Böylece cevabımız B. Şimdi kırmızı ve mavi elimizde az olduğu için arkadaşlar mümkün olduğunca siyah ve yeşili kullanalım. Ama şöyle, şimdi siyah ve yeşili hep kullanayım. Önce bir kırmızı kullanayım. Böyle hemen tüketmemek için. idareli kullanıyorum yani. Biraz ondan biraz ondan gibi düşünebilirsiniz. Sonra siyah mavi, işte SYK, sonra SYM, sonra arkadaşlar SYK, işte SYM. SYK yaptık. 1 2 3 4 tane kullandık. Şimdi bunlarda da 1 2 3 4 5 6 7 tane kullandık. Son yeşileme kullanıyorum. Burada da mavi oldu. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar 8 tane hamlemiz oldu değil mi? 8 siyahtan artık 2 siyah kaldı. Yeşil kalmadı. Maviden kaç tane kullandık? 1, 2, 3, 4 tane kullandık arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane mavimiz kaldı elimizde. 1, 2, 3, 4 tane de kırmızımız kullandık. Bir tane kırmızı kaldı. O zaman son olarak bir sarı, bir yeşil, pardon bir sarı, bir mavi, bir kırmızı kullanıyorum. Dokuzuncu hamlemi yapıyorum. Olay bitiyor.